Merhaba arkadaşlar, Yetenekli Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere yine çok kolay, sadece 4 sırada örülen çok güzel bir örgü modeli göstermek istiyorum. Modelim bu. İnanılmaz güzel bir yelek, hırka, kazak, bluz, örgü modeli. Bu modelimin ön yüzü, bu da modelimin arka yüzü. Ben modeli iki ters sıra aralığıyla uyguladım. Siz isterseniz ara ilmek sayılarını daha fazla da tutabilirsiniz. Bu model için atmamız gereken, başlamamız gereken ilmek sayısı 5'in katları artı 2 şeklinde olması gerekir. Bu yüzden ben size şimdi 3 kere 5, 15 artı 2, 17 ilmek atarak modeli göstereceğim. Modeli anlatmak için şişime 17 ilmek atıyorum. İlmek attım, döndüm, arka yüzdeyim. Modelimi ön yüzden uygulayacağım. Şimdi arka yüzde modelimi kuruyorum. Modelim 3 düz 2 ters üzerine kurulacağı için ben arka yüzde modeli ona uygun şekilde kurma işlemini yapacağım. Bu modeli uygularken bu modele 3 düz 2 ters lastik uygulayabilirsiniz. Lastiğin devamı olarak model üste gelir. Şimdi arka yüzde modeli kurmak için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki bir ilmeğimi düz örüyorum. İpimi öne aldım. Sıradaki 3 ilmeğimi ters örüyorum. İpi arkaya aldım. 1 2 ilmek düz ördüm. Yine ipimi öne aldım. Sıradaki 3 ilmeği ters öreceğim. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Yine ipimi arkaya aldım. 1 2 ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. Sıradaki 3 ilmeğimi ters örüyorum. Yine ipimi arkaya aldım. 1 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi her zamanki gibi ters örerek sıramı bitirdim. Şimdi bakın ben arka yüzde örgümü kurmak için 1 kenar, 1 düz, 3 ters. 2 düz, 3 ters, 2 düz, 3 ters, 1 düz, 1 de kenar ters ördüm. Böylece ön yüzde döndüğümde hemen kenar ilmeğinin yanında 1 ilmek ters, 3 ilmek düz, 2 ters, 3 düz, 2 ters, 3 düz, 1 ters, 1 kenar şeklinde bir parça elde ettim. Şimdi ön yüzde modelimin ilk sırasını uyguluyorum. Kenar 1 ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Sıradaki 1 ilmeğimi ters ördüm. Şimdi bir dolama yapacağım. Dolamayı bakın arkadan öne doğru yapıyorum. 1 ilmek dolama yaptım. Sıradaki 1, 2, 3 ilmeğimi birlikte düz topluyorum. Bunun için bakın önce bu 1 ilmeği örmeden soldan sağa doğru bakın sağ şişime geçirdim. Sıradaki 2 ilmeğimi normal düz topladım. Bu bir ilmeğimi bu topladım. 2 ilmeğimin üstünden geçirdim. İpimi öne aldım. 2 ara ters ilmeğimi ön yüzde ilk sırada yine ters örüyorum. 1 ters, 2 ters. Yine bakın bir dolama yapıyorum. 3 düz ilmeğimin ilkini sağ şişime düz örecekmiş gibi örmeden aldım. Bu şekilde almıyorum. Tekrar gösteriyorum. Düz örecekmiş gibi örmeden aldım. Kalan 2 ilmeğimi birlikte normal düz topladım.
bir önceki ilmeği bu iki ilmeğin üstünden geçirdi. İpimi öne aldım. Sırada bir ters, yine bir ters daha örerek araya iki ilmek ters ördüm. Yine bakın arkadan öne doğru bir dolama yap. Devam ediyorum. Sırada yine 3 düz ilmeğim var. İlk ilmeğimi düz örecekmiş gibi örmeden sağ şişime aktardım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte düz ördüm. Bu ilmeğimi bunun üstünden geçirdim. İpimi öne aldım ve bir ilmek ters ve bir de kenar ilmeği örerek sıramı bitirdim. 3 ilmeği topladık ancak aralara birer dolama yaptık. Şimdi arka sırada o dolama işlemini devam edeceğiz. Modelimin birinci sırasını ördüm. Döndüm arka yüzdeyim. Şimdi bakın arka yüzde ne şekilde örüyorum. Modelin ikinci sırasındayım. Kenar bir ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki düz ilmeğimi düz ördüm. Bir sonraki ilmeğim ters. İpimi öne aldım. İlmeğimi ters ördüm. Şimdi bu ters örme işleminden sonra bir dolama yapıyorum. Ve bakın bu doladım ilmeğimi arka ipinin içinden batarak bakın şuradan ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Aradaki 1 2 ilmeğimi düz ördüm. İpimi öne aldım. Ters ilmeğimi ters ördüm. Dolamadan önce araya bir dolama yaptım. Bu doladığım ilmeği bakın arkadan öne doğru batarak ters ördüm. Yine ipimi arkaya aldım. 1 2 düz ilmeğim var. Bu 2 düz ilmeği yine düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. Sıradaki ilmeğim ters. Ters örüyorum. Ters ilmekten sonra hemen bir dolama yapıyorum ve doladım ilmeği de bakın arka ip taraftan öne doğru batarak ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz ördüm. Kenar bir ilmeği de ters örerek sıramı tamamlıyorum. Modelimin arka yüzden ikinci sırasını ördüm. Döndüm. Ön yüzdeyim tekrar. Üçüncü sıramı örüyorum. Ön yüzde ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Şimdi burada tersi ters düzü düz örüyorum. Bir ters ilmeğim var. Ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Buradaki 3 ilmeği düz örüyorum. Bakın bir düz ilmek, bir dolama, bir düz ilmek. Her 3 ilmeği düz örüyorum. Bir düz ilmeği düz ördüm. Doladığım ilmeği düz ördüm. Alttan gelen bu düz ilmeği de düz ördüm. İpimi öne aldım. Aradaki 2 ters ilmeği bir ters, İki ters ters ördüm. İpi arkaya aldım. Şimdi yine bakın. Bir düz. Doladım ilmek düz. İki düz. Bir tane daha örüyorum. Üç düz ördüm. İpi öne aldım. Sıradaki iki ara ilmeğimi, ters ilmeklerimi ters ördüm. İpi arkaya aldım. Bakın burada. Bir ilmeğim düz. Bir dolama bir düz. Bu üç ilmeğimi ön yüzde düz ördüm. İp öne aldım. Aradaki bir ters ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı bitirdim. Modelimin üçüncü sırasını uyguladım. Döndüm arka yüzde. Modelimin son dördüncü sırasını örüyorum. İlmeklere göre düzü düz, tersi ters örüyorum. Bakın bir kenar ilmeğim örmeden aldım. Sıradaki düz düz ördüm. İp öne aldım. 3 ters ilmeğim var arada. 1 2 3 ilmeğimi ters ördüm. Sırada 2 düz ilmeğim var. İpi arkaya aldım.
Yine 1, 2 ilmeğimi düz ördüm. İp öne aldım. Sırada 3 ters ilmeğim var. 3 ilmeğimi ters örüyorum. Sırada 2 düz ilmeğim var. İpi arkaya aldım. 1, 2 düz ilmeği düz ördüm. İpimi öne aldım. Sırada 3 ters ilmeğim var. 3 ilmeğimi ters örüyorum. Kenarda 1 düz 1 kenar ilmeğim var. İpi arkaya aldım. Düzü düz ördüm. Kenar ilmeğimi ters örerek 4. sıramı örerek bir tur örgümden tamamladım. Bakın bir tur hazır. Şimdi bu şekilde devam ediyorum. 4 sırayı sürekli tekrar ederek herhangi bir kaydırma işlemi yapmadan devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü videom bu kadar. Umarım bugünkü örgü modelimi ve videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.